Biz bugün içeride çok saçma şeyleri bir kez daha sanıkların ağzından dinledik. Hopa'da bir tane bile gaz fişeği olmadığını ama Sayın Başbakan teşrif edecek diye 7 ayrı ilden getirildiğini ve Metin Hoca'nın bu gazlarla katledildiğini bir il emniyet müdürünün ağzından duyabildiğimiz kadarıyla duyduk. Ancak Segbis'le canları pek kıymetli, Metin Hoca'dan daha kıymetli olduğu için o polislerin Segbis'le dinlenme gibi bir saçmalığa maruz bırakıldık. İçeride avukatların dirayetli inadı sayesinde de sanıkların buraya getirilmesine karar verildi. Biz bugün buradayız çünkü bu dava sadece Lokumcu ailesinin davası değil artık. Bu dava sermayeye karşı derelerini, ovalarını korumaya çalışan herkesin davasıdır. O yüzden tüm kamuoyundan bir kez daha 7 Ocak'ta burada çok daha kalabalık olmamızı rica ediyorum. Eşi burada, oğlu Ulaş burada. 20 yaşındaydı bu çocuk babasını kaybettiğinde. Aradan 10 yıl geçti. Biz artık adalet istiyoruz. Teşekkürler. Metin için adalet. Herkes için adalet. Metin için adalet. Herkes için adalet. Metin için adalet. Herkes için adalet. Özer'de. O da vekilimiz. Bugün o da bizle danışmak için sabahtan beri buradaydı. O da Ankara'dan geldi. Evet, diyor, değil mi? Evet. Değerli basın emekçileri, değerli yoldaşlarım. Her şeyden önce sizi kutluyorum. Çünkü 10 yıl 6 ay 20 gün sonra bu davanın ağır cezada gelmesi, burada açılması sizin başarınız. Bu ceberrut iktidardan bir adalet bekleme bizim doğru değil. Ben birçok davayı izliyorum. Bu davalar bir tiyatrodur aslında. Yürütmenin üste verdiği kararlar doğrultusunda ilerliyor. Ama biz hiçbir zaman için umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Ne olursa olsun biz direneceğiz. Durumumuzdur. Metin Lokumcu onurumuzdur. Metin Lokumcu onurumuzdur. Şimdi Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Hocam da söz. Kendisi bugünkü sanığın gelemediği Ankara'dan geldi. Gelinebiliyormuş. İşte o da canlı örneği. Evet. Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği'nde 5 yılda kullanılan zehirli gazlar, kimyasal gazlar, bu biber gazları dedikleri şey Türkiye'de bir günde kullanılmıştır. Gezi olaylarında İstanbul'da, Ankara'da, Kızılay'da kullanılmıştır. İşte nitekim Metin Lokumcu kardeşimizi aramızdan alan bu gazlar, CSO4 denilen gazın kullanılmaması ile ilgili Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca yazıları olmuştur. Hasta olanların düşünülmediği, çocukların, yaşların düşünülmediği ortamlarda, meydanlarda kullanılan bu gaz zehirli bir gazdır ve kullanılmaması gerekiyordu. Biraz önce mahkeme salonunda ilginç bir ifadede bulundu emniyet müdürü. Sordular, ne kadar gaz kullanıldı, kaç gram getirdiniz, kaç kilo getirdiniz, yeterince kullanıldı dedi. Düşünebiliyor musun? Bu ülkedeki lakaytlığı, Metin Lokumcu aranızdan alan lakaytlığı buradan görüyoruz. Şüphesiz ki hak sorulacak, insan haklarında suçlar zaman aşımsızdır değerli arkadaşlar. Biz çok iyi biliyoruz ki adalet saraylarından adalet dağıtılmaz. Ancak sarayın adaleti ulufe gelir, sadaka gelir, başka şeyler gelir ama adalet bu saraylardan üretilmez. Segbis de bugün bize bunu gösterdi. Gayet olumsuz koşullarda bir görüşme şeyi oldu ve ancak bir tanıkla ilgili ifadeler alınabildi. 6 Ocak'ta, 7 Ocak'ta yine buradayız. Sanıkların da gelmesiyle ilgili avukatların da başarılı talepleriyle, talepleriyle mahkeme kabul etti. 6-7 Ocak'ta yine Metin Lokumcu kardeşimizin hakkını aramak için Türk Tabipleri Birliği olarak burada olacağız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür sadece bugüne ilişkin değil. Bu dosyada, bu davada, dava açılma sürecinde Türk Tabipleri Birliği'nin oluşturduğu bilimsel mütalaa çok önemli biliyorsunuz. 2012 tarihli bir mütalaa, davanın açılması çok geç olsa da aslında Türkiye'de ilk kez bu kullanılan, toplumsal olaylarda kullanılan kimyasal gazın ölüme yol açtığını, Metin Lokumcu'nun bu nedenle hayatını kaybettiğini bilimsel olarak belgeleyen raporu Türk Tabipleri Birliği hazırladı. Dolayısıyla sadece buraya geldikleri, dayanıştıkları için değil, aslında bu kadar önemli bir tıbbi bilimsel çalışmayı yaptıkları için de bir kez daha teşekkür ediyoruz Türk Tabipleri Birliği'ne. Fazla söz acil yok arkadaşlar. Metin Lokumcu bu ülkede
yurttaşlar için, doğa için, ülkenin daha özgür ve güvenli bir yer olması için mücadele ederken katledildi. Biz 10 yıl, 6 ay, 20 gündür adalet arıyoruz. Bunun çabası içindeyiz. Sanıklarla yüzleşmek istiyoruz. Bunu yapabilecek olmak, en azından onlarla karşı karşıya gelecek olmak ve davada adalete doğru, faillerin cezalandırılacağı bir sürece doğru gidecek olmak bizi mutlu eden şey. Elbette ki burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü onun mücadelesi yaşatılmayı ve yükseltilmeyi hak eden bir mücadele. Bu yalnız Metin Yurtuncu için değil, bu ülkedeki bütün yurttaşlar için, çocuklarımız için, geleceğimiz için verilmiş bir mücadele. Biz elbette ki bu mücadelenin bir parçası olacağız. Burada olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hani adaletin az da olsa bir kırıntısının olduğuna gene bir filiz verdiler bize. Biz 6 Ocak'ta gene buradayız. Umarım daha kalabalık oluruz. Çünkü bu mücadeleyle kazanılacak. Çünkü bugün de onu gördük. İnatla direndiler, inatla savundular ve başardılar. 6 Ocak'ta da hep beraber inşallah tekrar burada olacağız. Bir de kısa bir özet geçelim. Biz sabah geldik, sanıkları tek listede olsa göreceğiz. Belki gül cemallerini görünce hayatımız değişir diye bir umut içindeydik. Fakat Segbis'te şu kadarcık karelerde çok bulanık bir görüntüyle karşılaştık. Ses çok yankılıydı, duyulmuyordu. 9 tane ayrı bağlantı olduğu için sanıklardan, artı avukat bağlantısı olduğu için aynı anda çok sayıda konuşma, gürültü geliyordu. Hatta rivayet odur ki yan odada bizim davayla ilgisi olmayan başka bir davanın Segbis konuşması bizim duruşmanın içindeydi. Tüm bunların içinde sanık sorgusu yapılmaya çalışıldı. Sanık da kimdi biliyor musunuz? Bu davadaki az sayıdaki amirden biri. Artvin İl Emniyet Müdürü. Onun sorgusu çok uzun sürdü ama ne o bizim söylediklerimizi duydu ne biz onun söylediklerini duyduk. Sadece bu kadar da değil. Mahkeme başkanının söylediklerini de duymuyordu. Ya da duymak istemiyordu. Önemli değil. Ama hukuken de, vicdanen de her açıdan korkunç bir 3 saati hakime ısrarlı bir biçimde bu yargılamanın böyle yapılamayacağını anlattı. En baştan biliyorsunuz, en baştan söylediğimiz şeyi söyledik. Sanıklar buraya gelmeli. İşte o uzun tartışmaların sonrasında ara verildi. Arada muhtemelen acıkılmıştı, yemek yendi. Düşünüldü, taşınıldı. Ve aslında daha düşük bir olasılıktı, kabul edilme olasılığı. Biz burada birkaç günü geçireceğiz gibi geliyordu bana. Ama döndükten sonra Segbis ısrarından vazgeçip mahkeme, sanıkların yani 10 yıl, 6 ay, 20 gündür istediğimiz şeyin, sanıkların, bu davada yargılananların doğrudan buraya gelmesine karar verdi. İçeride çok söyledik, burada da söyleyip sözü vereyim. Biz Türkiye'nin her yerinden kalkıp geliyorsak buraya, sanıklar da gelebilirler. Nihayet gelecekler, nihayet onları göreceğiz. Bizden korkmamaları gerektiğini de anlayacaklar ama aynı zamanda gözlerimize bakarak o ifadeleri verecekler. Biz de onların gözlerine bakacağız. O yüzden bir sonraki duruşma Trabzon'da bu binanın önünde muhtemelen daha soğuk bir kış günü ve daha kalabalık olarak onları bekleyeceğiz hasretle. 10 yıl, 6 ay, 20 günün hasretiyle. Şimdi çok sayıda buradan başlayayım. Ulaşsan mı başlıyorsun? Hadi.